henüz paralel evrenlerde seyahat etmeyi öğrenebilmiş değiliz ya da yıldızlara doğru uçmayı. Ancak bir şeyi öğrendik. O da uygulamaların gücü. Son zamanlarda biri FaceApp fotoğraf düzenleme uygulamasını kullanarak birbirinden karizmatik 22 Marvel aktörünü kadına çevirdi. Hepsini birbirinden başarılı bulduğumuz, çok sevdiğimiz oyuncuları gelin beraber inceleyelim. Videoya başlamadan önce bu ne çektik ilk ziyaretinizse kanalımıza abone olmayı ve diğer bilgi içerikli ve ürkütücü videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Tom Hiddleston, Loki. Başarılı oyuncu Tom Hiddleston'ın canlandırdığı karakterle gönlümüze taht kuran, kimilerinin çok sevdiği, kimilerinin de nefret ettiği Loki, bizce seri içindeki en güzel kadınlardan birine dönüşmüş gibi duruyor. Uygulamayla gözleri biraz daha ortaya çıkartılan, dudakları kalınlaştırılan, burnu düzleştirilen ve saçlarının rengi açılan Tom'un keşke bir ikiz kardeşi olsaydı diye düşünmüyor değiliz. Hugh Jackman, Wolverine. Logan filmiyle Marvel alemine veda eden yakışıklı oyuncunun bir süredir tekrardan X-Men veya başka bir Marvel serisiyle beyaz perdeye dönüp dönmeyeceği tartışmaları magazin ve haber gündemini meşgul etmekte. Kendisinin başarısı ve yakışıklılığı tabii ki tartışılmaz ancak Hugh Jackman'ın kadın versiyonunun ise oldukça genç ve güzel gözüktüğü de inkar edilemez. Ryan Reynolds, Deadpool. Son zamanların en çok ses getiren Marvel yapımlarından biri olan Deadpool'u sevmeyen yoktur sanırız. Alışagelmedik hareketleri, kara mizacı ve kapanmayan çenesiyle gönüllerimize taht kuran Deadpool'u Ryan Reynolds'tan başkası canlandırsa izleyemeyiz diyenlerdenseniz sizinle kesinlikle aynı fikirdeyiz. Fotoğraf uygulamasıyla kesinlikle çok çekici bir kadına dönüşen Ryan kendisiyle de evlenmeyi hak ediyor. Blake yengemiz duymasın. Paul Bettany, Vision. Filmlerde çok geniş kapsamlı bir rolü olmasa da aslında Paul oldukça yetenekli bir İngiliz aktör. Ayrıca canlandırdığı Vision karakteri de Marvel dünyasının güçlü karakterlerinden biri ve Avengers ekibinin de önemli bir üyesi. Paul da uygulama sayesinde tam bir İngiliz hanımefendisine dönüşmüş durumda. Alnına düşen kahkülleri, yemyeşil gözleri ve hafif çilli pürüzsüz cildiyle biz kendisine bayıldık. Chris Hemsworth, Thor. Marvel filmlerinin en sevilen karakterlerinden biri olan Odin'in oğlu, sevgili Şimşek Tanrısı'nda Chris'ten başkası canlandıramaz dediğinize duyar gibiyiz ve biz de yine aynı fikirdeyiz. Uygulama ve makyajla gözlerinin güzelliği daha da belirginleştirilen yakışıklı oyuncuya kadın olmak inanılmaz derecede yakışmış. Pürüzsüz cildi, yay gibi kaşları ve havalı saçlarıyla gözlerimizin bayram etmesini sağladığı için teşekkür ederiz. Mark Ruffalo, Hulk. 70'li yıllardan bu yana onlarca filmi ve çizgi filmi çekilen Hulk, Marvel dünyasının en popüler karakterlerinden biri. Kendisine yıllar boyunca farklı aktörlerin hayat verdiği Yeşil Devi, 2012 yılından beri sevgili Mark Ruffalo canlandırıyor ve çok da iyi yapıyor. Mark'ın kadın versiyonu ise bu seri içindeki en masum olanlardan biri diyebiliriz. Kirli sakalları yok edilince bebeksi yüzü ortaya çıkan Mark, yüzüne düşen dalgalı saçları ve tekrardan yapılmış burnuyla bizce çok tatlı olmuş. Chris Evans, Captain America. Başarılı oyuncu Chris Evans'ı 2011 yılından beri Captain America rolüyle izliyoruz ve çok da seviyoruz. Yakışıklı aktörün kadın versiyonu da mükemmel ötesi olmuş. Marvel filmlerinde artık Bayan Captain America'yı da görmek ister gibiyiz. Ayrıca kendisine sarı saç da çok yakışmış, gözlerini ortaya çıkarmış. Chris Pratt, Peter Quill. İnsan bir anne ve uzaylı bir babanın çocuğu olan Peter Quill karakteri son yıllarda Galaksinin Koruyucuları filmiyle hayatımıza girdi. Sürekli yanında taşıdığı Walkman'i ve sevimli tavırlarıyla gönüllerimize taht kuran Peter'ı da yine çok sevdiğimiz aktör Chris Pratt canlandırıyor. Chris zaten hali hazırda çok yakışıklı bir oyuncu ve kadın versiyonundaki sarı saçları, dolgun dudakları ve sade makyajıyla kendisine bayıldık. Hatta kimileri Chris'i Passenger filmindeki rol arkadaşı Jennifer Lawrence'a bile benzetmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sebastian Stan, Bucky Barnes. Bucky'yi Kaptan Amerika serisiyle sevgili Steve Rogers'ın kankası, hatta kardeşi olarak tanıdık. Karakteri seveni de çok, sevmeyeni de. Ancak Stan'in oyunculuğuna kimse bir şey diyemez. FaceApp uygulaması ile yakışıklı oyuncu kumral bir güzele dönüşmüş ve bu saç kesimi kendisine çok yakışmış. Keşke kendisinin bir ikiz kardeşi olsaydı diyoruz.
Paul Rudd, Ant-Man. Sempatik oyuncu Paul'u 2015 yılında vizyona giren eğlenceli Marvel yapımı Ant-Man'de tanıdık ve geçtiğimiz aylarda da serinin ikinci filmi biz sinema severlerle birlikte oldu. Karıncaların hiç bilmediğimiz özellikleri ve kuantum boyutu derken Paul da FaceApp isimli uygulamadan nasibini alanlardan. Kendisi de kadına dönüştürülen oyunculardan biri ve bu yeni hali kendisine inanılmaz derecede yakışmış. Resmen ikizi gibi. Dave Bautista, Drax. Dave'i ilk görüşte tanımamış olabilirsiniz. Çünkü Marvel yapımlarında kendisini biraz daha farklı bir şekilde görüyoruz. Dave, Galaksinin Koruyucuları filminde karşımıza Drax karakteriyle çıkıyor. Sert bir görüntüsü olsa da içinde pamuk gibi bir kalbi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dave, seri içindeki en şaşırtıcı değişimlerden biriyle karşımızda. Uygulamayla tam anlamıyla bir fıstığa dönüştürülmüş desek yeridir. Hafif çekik gözleri ve keskin yüz hatlarıyla biz kendisine bayıldık. Robert Downey Jr., Iron Man. Marvel dünyasının milyarder playboyu ve birçoğumuzun favori karakteri Iron Man'i canlandıran Robert Downey Jr. da işini layığıyla yapanlardan. Hollywood'un popüler oyuncularından biri olan Robert'ın kadın versiyonu da bir tane de beyaz perde aleminde olsa fena olmazdı dedirten cinsten. Ian McKellen. Yılların eskitemediği usta oyuncu Marvel'ın X-Men aleminde kötü bir karakteri canlandırsa da aslında onun da temiz bir yüreği olduğunu biliyoruz. Ya da bilmiyoruz mu desek. Sir McKellen fotoğraf uygulamasıyla oldukça gençleştirilmiş. Biz kendisinin bu halini biraz Helen Mirren'a benzettik. Sizce? Josh Brolin, Thanos. Usta oyuncu Josh'un Thanos olduğunu duyunca bazılarınız şaşırdı değil mi? Ayrıca kendisini Deadpool'da Cable rolüyle de izlemiştik hatırlarsanız. Marvel'ın en kötülerinden biri olan Thanos karakteri Avengers'ta usta oyuncu Josh Brolin ile bu sene karşımızdaydı. Josh'a da kadın olmak pek bir yakışmış. Yüzüne düşen kumral saçları, ela gözleri ve hokka burnu hepsi birbirini tamamlamış. Michael B. Jordan, Eric Killmonger. Black Panther filminin kötü karakteri Eric'i bu seneki rolüyle sinema severlerle buluşturan Michael B. Jordan kadına dönüştürülürken makyajdan kaçınılmamış. Ama bu kendisine de çok yakışmış. Bradley Cooper. Bradley Cooper da mı Marvel'daydı? Ben niye kendisini görmedim diye düşünebilirsiniz. Bradley, Galaksinin Koruyucularındaki Raccoon karakterini seslendiren aktör. Raccoon'un bir de böyle gözüktüğünü hayal edin. Ya da en azından sarışın versiyonunu. Jeremy Renner, Hawkeye. Hollywood filmlerinin sert çocuğu Amerikalı aktör Jeremy Renner'ın kadın versiyonu sanki biraz Natalie Dormer'a benziyor. Onun kadar güzel, pürüzsüz bir teni olmuş. Yeşil gözleri ve kumral saçları ile biz kendisinin bu halini de beyaz perdede hatta Marvel'da bile görmek isteriz. Tom Holland, Spider-Man. En popüler Marvel karakterlerinden biri olan Spider-Man'i geçmiş yıllarda pek çok farklı aktör canlandırdı. Ama içlerinde en sevimlilerinden biri şüphesiz ki Tom Holland'tı. Tom'un kadın versiyonunun soyunu kendisinin İrlandalı büyük anne ve babasından aldığı kesin. Chadwick Boseman, Black Panther. Bu sene Black Panther filmiyle Marvel'ın en başarılı yapımlarından birinin başrolüne imza atan başarılı oyuncu Chet'in kadın versiyonu kendisine en çok benzeyen aktörlerden biri. Ayrıca hiç de fena gözükmüyor. Vin Diesel, Groot. Bir Marvel aşığı olarak koskoca Vin Diesel de herhalde filmler içinde gözden kaçırmış olamazsınız değil mi? Ve muhtemelen kaçırmadınız. Çünkü bilmeyenler varsa Vin Diesel da aynı Bradley Cooper gibi Galaksinin Koruyucuları filminden gönüllerimize tat kuran Groot'a hayat veriyor. Vin Diesel'ın bu haliyle Groot'u seslendirdiğini hayal etmek oldukça zor olacak. Orası bir gerçek. Sir Patrick Stewart. FaceApp uygulamasıyla bolca saç eklenen profesörün ayrıca gözleri de büyütülmüş. Biz bu kadın halini ve sade doğal güzelliğini çok beğendik. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve bonus karakter, Doctor Strange. Gerçi bu resim FaceApp uygulamasıyla yapılmadı. Hangi filmden olduğunu hatırlayanlar varsa aşağıdaki yorumlara eklemeyi unutmasınlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarız ki keyifle izlemişsinizdir. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.